Hazreti Hüseyin'i kim şehit etti? Bu sorunun da tarihi olarak eğer cevabını bulmak istiyorsak aslında tarihteki isimler belli. Her ne kadar bazıları teskiye etmeye çalışsa da temize çıkarmaya çalışsa da Hazreti Hüseyin'in şehadetinin en baş müsebbibi Yezid'dir. Emri veren odur çünkü. Yezid'i farklı yerlere sevk etmek için, farklı yerlerde değerlendirmek için yok Yezid'in haberi yoktu. Yezid böyle bir şey istemedi. Şam'da işte ağladı, sızladı. Bu tarz rivayetleri ileriye sürenlerin şunun cevabını vermeleri gerekir. Eğer Yezid rahatsızdıysa bundan, bu işi yapanları cezalandırdı mı, cezalandırmadı mı? Biz cezalandırdığını görmüyoruz. Dolayısıyla bu işin en baş müsebbibi Yezid'dir. Olayın en önemli isimlerinden bir tanesi Basra valisi olan Ubeydullah İbn Ziyad'dır. Çünkü Yezid ona emri veriyor ve emri uygulama noktasında harekete geçen isim odur. O isim gerçekten İslam tarihinin karanlık isimlerinden bir tanesidir. Zulüm noktasında döktüğü kan noktasında çok farklı bir veballe Allah'ın huzuruna gitmiştir. Ubeydullah'ın bu noktadaki talebini yerine getiren iki isim görüyoruz biz. Onlardan birisi Ömer İbni Sa'd bir diğeri de Şimir İbni Zilcevşen'dir. Ordu o ehli beytin işte bir avuç insanını kuşattığı zaman Kerbela'nın meydanında Hazreti Hüseyin'in yanındakiler birer birer şehit oldular. Geriye sadece o gün hasta olduğu için kurtulan İmam Zeynel Abidin kaldı. 20 küsür yaşlarındaydı o günlerde. Bir de onun kardeşi ve Hazreti Hüseyin'in küçük oğlu olan Ömer kaldı. Onun dışındakiler kadınlardı sadece kalanlar ve oradakilerin tamamı şehit olmuştu. O emri verenler ve o emri uygulayanlar onlardı ama Hazreti Hüseyin özellikle o meydanda 33 mızrak yarasıyla 34 ok yarasıyla yere düştüğünde halen canını rahmana teslim etmemişti. Ona son darbeyi vuran ise Sinan İbni Enes isimli birisiydi. Darbeyi vurdu ve Hazreti Hüseyin şehit olunca yanında Havli İbni Yezid isimli birisi var. Sinan'a dedi ki başını keselim gövdesinden çünkü onun başı bize çok itibar çok para kazandırtacak ve kendisi cesaret edemedi ama Hazreti Hüseyin'in başını gövdesinden ayıran isim yine Sinan İbni Enes oldu. Bunlar tarihen bildiğimiz şeyler. Şimdi bu isimlere lanetler dizmenin bize bir faydası yok. Bu isimleri çok fazla ortaya sürmenin de bize bir faydası yok. Aslında Hazreti Hüseyin'i de şehit eden bir zihniyet idi. Biz o zihniyeti anladığımız zaman meselenin üzerinden ibret nazarıyla bir şeyler çıkarabiliriz. O isimleri o zihniyete düçar oldukları için aslında o işin içerisinde görüyoruz biz. Hazreti Hüseyin gibi bir insana bu zulümleri reva gören, onun kanını akıtmakta beis görmeyen o zihniyetin aslında kodlarını bir, bir kere tespit etmemiz lazım. Onun için Hazreti Hüseyin'i kim şehit etti sorusunun cevabı şahıslarla beraber zihniyetler de olmalı. Peki nasıldı o zihniyetler? Biraz irdelemeye çalışalım. Hazreti Hüseyin'i şehit eden zihniyet merhametten ziyade menfaati öncelleyen bir zihniyet idi. Onlar dünyevi menfaatlerini o kadar öne almışlardı ki o menfaat perestlik onların gözlerini kör etmişti ne yazık ki. Ve dünyaya olan ilgi, dünyaya olan hırs, dünyaya olan o alaka insana neler yaptırtabilir sorusunun cevabıdır aslında Hazreti Hüseyin'in karşısında olan o zihniyet. Bir diğer özellik mevki, makam, şan, şöhret bunları elde etmiş insanların kaybetmeme adına ortaya koydukları zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Var ellerinde mevki makam kimisi vali kimisi komutan kimisi falancanın yanında itibar sahibi bunları ben kaybetmeyeyim elimdeki bu imkanı elden etmeyeyim diye bu noktada o zihniyet onlara o işi yaptırttı. Aklını şerefini haysiyetini birilerine kiraya veren zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti düşünemiyor ben bunu niye yapıyorum bunu düşünemiyor gözüne o perde niye inmiş çünkü akıl kendisinde değil şeref ve haysiyeti başka yerde arıyor aslında o gün Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanında olmayı Yezid'in yanında olmayı şeref olarak sayıyor. Ben eğer diyor güç onların elinde onların yanında olursam ben de güçlü olurum. Haklının yanında değil güçlünün yanında olursam ben de o güçten nasiplenirim. Böyle bir zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Belki çok ağır bir şey söyleyeceğim birçok kardeşime de ağır gelebilir ama ahirete inanıyormuş gibi cennete inanıyormuş gibi, cehenneme inanıyormuş gibi, mizana inanıyormuş gibi, sırata inanıyormuş gibi, hesaba inanıyormuş gibi davranan zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Eğer inanıyormuş gibi değil de inanmış birisi olarak bunu değerlendirseydi, inansaydı ve o inancının gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde olsaydı Asla devletten, sultan'dan, güçten, Allah'tan korkan gibi korkmazdı. Ne olursa olsun bedeli ne ise o bedelini ödemeyi göze alırdı. Bunu yapanlar oldu o gün. Hürbin Yezid onlardan bir tanesidir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. O insanlar asla korkuda tevhidi sarsmadılar. Zulüm ne kadar büyümüş olsa da onlar olması gereken tavrı ortaya koydular. Ama koyamayanlar, ama bu saydığım zihniyetlere düşenler Hüseyin'in öldürülmesine seyirci kaldılar ya da bizzat öldürülme olayının içerisinde yerlerini aldılar. Dolayısıyla biz meseleyi zihniyet üzerinden ele almak durumundayız ki Hazreti Hüseyin'in kanını döken o zihniyetin insana neler yaptırabileceğini iyice anlayalım ve bugünün dünyasında o manada alacağımız mesajları alarak hayatımıza yön vermiş olalım.